Ee, şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin aslında gergin dönemini 2013'ten beri yaşıyoruz. Evet. Ben e, özel olarak bu dönemde ayrı bir gerginlik yaşadığımız kanaatinde değilim. Yani bu gerilim sürüyor ve bu gerilim e, Trump dönemiyle beraber yumuşayacak beklentisi şu an itibariyle karşılanmamış oluyor. Bunu görüyoruz esasında. Yoksa 2013'ten beri süren gerginlik varlığını devam ettiriyor. Şimdi karşımızdaki e, tabloyu doğru tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce Türkiye bir terörle mücadele süreci yürütüyor ve bu terörle mücadele sürecinde hem içeride hem kendi sınırları dışında ciddi bir hareketlik içerisinde ve başarılı bir operasyon yürütüyor. Karşı karşıya kaldığı terör örgütü PKK terör örgütü ve bu terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen bir terör örgütü ve bu terör örgütü Suriye'deki varlığı dolayısıyla da Türkiye içerisindeki tehdit boyutunu kat be kat arttırmış bir örgüt. Hem karakter değiştirmiş hem e, tehdit kapasitesi artmış bir örgüt. Sadece Suriye'de dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu terör örgütünü desteklemesi Suriye ile sınırlı bir durum olmuyor. Aynı zamanda Türkiye içerisinde bu örgütün tehdit kapasitesini de arttırıyor. 2015'ten sonra bunu gördük. Yani sadece kırda e, terör eylemi gerçekleştiren bir örgüt değil. Doğrudan işte kentte terör eylemleri ve devasa terör eylemleri yep, gerçekleştiren. Ve yepyeni ve bilgiyle aynen yepyeni silahlarla. Aynen öyle. Ve işte bir bölgeyi özerk olarak niteleyebilecek şekilde kendisinde güven hisseden bir terör örgütü haline alıyor. Ve bu yine terör örgütüne baktığımız zaman bunu artık Türkiye'yi neredeyse bir iç savaşı çıkartacak boyutta karıştırma e, potansiyeli içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir dönem itibariyle eğer Türkiye buna 2015 e, ve 2016 yılları arasında müdahale etmemiş olsaydı ve e, süreci kendi gidişatına bırakmış olsaydı e, çok daha e, bugün itibariyle büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi Suriye satında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği nedeniyle oldu bu. türk amerikan ilişkilerinin ger, e, gerilimi üzerine konuşuyoruz madem. Kritik mesele her şeyden önce bu terör örgütüne Suriye'de verilen destekti. Desteğin üç boyutu var. Birincisi bu örgüte doğrudan Amerika'nın silah yardımı yapmış olması. Ve bu silah yardımı da çok e, ciddi silah yardımı. Şu anda Türkiye Afrin'de bir operasyon yapıyor ve karşısında YPG var. Baktığınız zaman YPG'nin, PKK'nın Afrin'de Rusya e, tarafından desteklendiği ya da Afrin'de Amerikan desteğinin olmadığı ifade edildi. Fakat... Piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve tank savar füzeleri. Üçü de Amerikan yapımı. Yani Doğu Avrupa yapımı, Rus yapımı. Şu anda silahlarla sen olsa da, konuşurken senin yanında da Amerikalıların YPG PKK'ya evet. yaptığı silah verdiği silahlar. Aynen öyle. Araçlar ve, gözüküyor. ve şimdi bir taraftan şu söyleniyor. İyi de bunlar e, Fırat'ın e, doğusunda olan e, silahlar. Fakat şu Afrin, Fırat'ın batısında şu an itibariyle Türkiye orada operasyon yapıyor ve karşısındaki düşmanın elindeki piyade tüfekleri altını çizelim. Hani e, genel bir şey söylemiyoruz. Tank savar füzeleri ve keskin nişancı tüfekleri Amerika kan menşeli. Onun dışında bu bir. İkincisi askeri eğitim. Yani Amerikalılar bizatihi PKK'ya YPG şu anda Türkiye'ye karşı e, işte'nin e, e, mücadele ettiği bu terör örgütü Amerikan e, askerleri tarafından, özel kuvvetleri tarafından eğitilmiş unsurlar. E diğer taraftan baktığınızda yine sahayla ilgili olarak söylüyorum. Bir üçüncü destek de istihbarat desteği. Bu desteği de veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunlara ek olarak belki bunların hepsinden daha başka bir şey daha yapıyor. Uluslararası alanda bu örgütü meşrulaştıracak adımlar atmaya çalışıyor. Yani bu örgüt bir silahlı terör örgütü değil. Bir işte DAEŞ'e karşı e, tırnak içinde İslamcı terörizme karşı savaşan seküler bir Direniş hareketi gibi yansıtmaya da çalışıyor. Bunu da yansıttı. Bununla ilgili doğrudan bu örgüte müttefiğimiz de dedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bir taraftan bu var. Ha diğer taraftan bugünlerde konuşmuyoruz ama hiçbir zaman gündemden düşürmememiz lazım. Amerika'nın FETÖ'ye verdiği destek var. Hep bu bir yerde duruyor. Ve bugün itibariyle FETÖ, Fethullahçı Terör Örgütü, Amerikan merkezli, menşeli bir terör örgütüdür. Cümlesini rahatlıkla kurabiliyoruz. Ne yazık ki. Ve böyle bir yapı da ortada. Fakat biz dönelim sıcak mevzuya dönelim. Afrin meselesine dönelim. Afrin'deki Türkiye'nin mücadelesine dönelim. Burada da bakın çok ciddi anlamda Amerika'dan bir başka şey daha geliyor. Bile isteye yani bizati siyasetin, hükümetin, iktidarın zorlamasıyla medyadan Türkiye aleyhine bir kara propaganda süreci ilerliyor. Nedir işte Türkiye Kürtlere karşı savaşıyor. Türkiye sivilleri bombalıyor vesaire. Fakat pratikte baktığınızda İHA'lar somut olarak önce hedef tespiti yapıyor. Sonra karadan görüntüleme ile hedef tespitine yine devam ediliyor ve mutlaka insani istihbaratla hedef netleştiriliyor ve ondan sonra son derece hassas bir şekilde operasyon yapılıyor. Şimdi bu hassasiyet bir tarafta, diğer taraftan baktığınız zaman Amerika'nın 2000 daha gerilere gitmeyelim. 2003'ten bu yana bölgedeki Sivil kıyımları bir tarafta. Türkiye'nin bu anlamda baktığımızda çok kritik bir rolü var ve bu hassasiyeti de devam ettiriyor. Amerika'nın son dönemde yaptığı çok ciddi bir hata var. O da Türkiye'yi diplomatik bazı araçlarla ve bazı söylemlerle ve vaatlerle teskin edebileceğini düşünüyor. YPG silahlandır, Türkiye'yi teskin et politikası. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının son dönemde Orta Doğu politikasındaki en büyük bence başarısızlığı. Ve bu bir amaca matuf olarak ortaya çıkmış olsa da sonuçları itibariyle baktığımızda bugün itibariyle ortada bir e, sonuç yok Amerika açısından. Şununla bitireyim. E, ne dedi Amerika Türkiye'ye? Dedi ki 2014'te bu Aynel Arap sürecinde sen ne yap yap PYD'yi PKK'dan ayır Türkiye'ye. Hatta PYD'ye silah ver. Hatta PYD'ye eğitim ver. Hatta hatta bu üç kantonu, sen e, bunlar e, Suriye'nin kuzeyinde PYD birbiriyle ilişki kuramıyor. Sen e, kendi sınırlarının içinden bir koridor aç. Ve oradan gidip gelebilsinler. Hatta Kuzey Irak'a da gidip gelebilsinler. Türkiye'ye yapılan şey öneri buydu. Şimdi e, Amerikan e, Dışişleri Sözcüsü'nün dün bir açıklaması vardı. Diyor ki Türkiye DH hedefini bırakıyor PKK'nın peşine düşüyor Suriye'de. Bak PKK diyor. Afrindi PKK. diyor. PKK diyor çok net. Şimdi bu bu bir e, aslında bir itiraftır. Resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak gördüğü bir örgütü desteklediği, dolayısıyla uluslararası hukuku da ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Yani Türkiye Amerikan ilişkileri nerede nasıl sarsılıyor sorusunu sorarken Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinden. Bir Türkiye'nin karşıtı bir terör örgütünü destekleyerek uluslararası hukuka doğrudan e, karşı çıktığını hatırlatarak bu şeyi konuşmak lazım ve bunu söylüyor diyor ki bizim meselemiz Suriye'de istikrardır. Peki Türkiye'nin istikrarı ne olacak? Ya Suriye'de istikrar bozulmasın diyen bir Amerika var. Aman Türkiye PKK ile mücadele etmesin. Türkiye PKK ile istikrarını korumak için, ulusal güvenliğini korumak için, bölgenin barışını korumak için mücadele ediyor. Ve Suriye'nin ilginç bir şekilde de toprak bütünlüğü adına bu mücadeleyi veriyor. Dolayısıyla türkiye amerikan ilişkilerindeki bu gidişat bozukluğu Amerikan kaynaklıdır her şeyden önce ve 2013'ten beri devam eden bu Türkiye'ye karşı yürütülen yıpratma savaşının da bir uzantısı mahiyetindedir. Benim değerlendirmem bu şekilde.